Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Fetret Devri nedir? Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ve Yıldırım Beyazıt'ın Timur tarafından esir edilmesinin ardından bir taht kavgasının içine düşmüştür. Yıldırım Bayezid'in 4 oğlu, yani 4 şehzadesi arasında 1402 yılında başlayan bu taht kavgası, Çelebi Mehmed'in 1413 yılında iktidara tam anlamıyla hakim olmasına kadar geçen 11 yıllık dönemi kapsar. Ve bu dönem Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak adlandırılır. Fetret Devri'ni başlatan Ankara Savaşı'nda Osmanlı'yı yenilgiye uğratan Timur, Anadolu'yu fethetmeye kalkışmamıştır. Çünkü bu savaşta Timur'un esas hedefi ileride kendisine rakip olabilecek büyük bir Osmanlı Devleti'nin oluşmasını engellemektir. Bu amaçla Ankara Savaşı'nı kazanmasının ardından Anadolu beylerine topraklarını geri vermiş ve bu surette Osmanlı'nın büyük ölçüde kurmuş olduğu Anadolu Türk Birliği'ni parçalamıştır. Yıldırım Beyazıt'ın 4 oğlu da Timur'un bu politikasına uygun düşecek biçimde hareket etmiştir. Beyazıt'ın oğullarından Süleyman Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi Bursa'da, Mehmet Çelebi Amasya'da, Musa Çelebi ise Balıkesir'de hükümdarlıklarını ilan etmişlerdir. Oğullar arasında yaşanan ilk mücadele İsa Çelebi ile Musa Çelebi arasında gerçekleşmiş, bu mücadeleden başarıyla ayrılan Musa Çelebi, Balıkesir'in ardından Bursa'da da hükümdarlığını ilan etmiştir. Ardından Edirne üzerine yürüyerek Süleyman Çelebi'yi de yenen Musa Çelebi, Edirne'de bulunan devlet adamlarından yeterli desteği alamayınca Mehmet Çelebi tarafından yenilmiştir. Böylece Mehmet Çelebi, Musa Çelebi'yi bertaraf etmek suretiyle 1413 yılında tek başına Osmanlı tahtına oturmuş ve 5. Osmanlı padişahı 1. Mehmet olarak ülkede birliği yeniden sağlamıştır. Osmanlı Devleti Fetret Devri denen bu kargaşa döneminde Anadolu'da siyasal birliğini kaybederken Rumeli'de herhangi bir ciddi ayaklanmayla karşılaşmamış, Eflak hariç ciddi bir toprak kaybına uğramamıştır. Bu durumun temel sebepleri şunlardır. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda benimsemiş olduğu hoşgörü ve adalete dayanan yönetim politikası. Uygulanan toprak sistemi ile bölgede gelir ve refah artışının sağlanması. Timur'un Osmanlı ordusunu tamamen imha edememiş olması. Halkın asayiş ve güvenlik açısından sorun yaşamaması. Avrupa'da yaşanmakta olan 100 yıl savaşları nedeniyle Avrupa ülkelerinin büyük bir kargaşa içinde olmaları. Osmanlı'nın Balkanlarda uyguladığı iskan politikası sayesinde bu topraklara önemli bir Türk nüfusunu yerleştirmiş olması. Son olarak Fetret Devri'nde yaşanan diğer önemli gelişmeler. Çelebi Mehmet'in 1410 yılında Manisa ve çevresinde bulunan Sarıhanoğulları Beyliği'ne son vermesi ve İstanbul'un Çelebi Musa tarafından 1411 yılında kuşatılmasıdır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti, Fetret Devri olarak adlandırılan kargaşa döneminde de İstanbul'u kuşatmış ve bir beyliği hakimiyeti altına alarak Anadolu'da Türk siyasal birliğini kurmaya çabalamıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın.